Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken Uzak Doğu'da Çin ve Hong Kong yine ciddi şekilde düşüyorlar. Bundaki en önemli sebep Çin'de gelen enflasyon verileri beklenenden daha düşük gelmesi piyasaların moralini bozdu. Evet, genelde enflasyonun düşmesi hoşumuza gidiyor ama dezenflasyon ya da aslında ciddi dezenflasyon ya da deflasyon piyasaların çok hoşuna gitmeyen bir şey. Çin uzun bir süredir ekonomisini canlandırma konusunda yaptıkları yetersiz kalıyor ve baktığımızda da aslında bunu bu sene tamamen piyasalara buna da yansıdığını görüyoruz. Çin piyasası dolar bazında sene başından beri %16 geriledi. Hong Kong'da %19. Diğer tüm piyasalara baktığımızda gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalara hepsinde aslında pozitif bir sene gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu seneyi dünyanın büyük endekslerinden şimdiye kadar sene başından beri Nasdaq %38'lik getiriyle önde götürüyor. Daha sonra baktığımızda S&P %20. Avrupa hisseleri de aslında yavaş ekonomiye rağmen oldukça iyiler. Bu sene %20'lik bir dolar bazında getirisi var. Avrupa'nın kendi içinde de baktığımızda İtalya, İspanya ve Almanya 3 en iyi getiren endeks olarak sıralanıyor. Bu hafta önemli bir hafta. Birçok makro veri var. Öncelikle haftaya yarın ABD'deki enflasyon verisiyle başlıyor olacağız. TÜFE beklentisi %0 Kasım ayı için, böylelikle yıllık enflasyon %3,1'e gerilemiş olacak. Daha sonra Çarşamba günü Fed'in faiz kararı var. Faiz değerde herhangi bir değişiklik yapması beklemiyor. 5,25-5,5 aralığında bırakması bekleniyor. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası kararları var. Yani senenin son Merkez Bankası kararlarının alınacağı hafta olarak bu haftaya başlıyoruz. Kararlar çok büyük bir değişiklik yapılması beklemiyor ama tabii ki bütün gözler önümüzdeki sene ne olacak çevrilmiş durumda. Piyasalar oldukça agresif faiz indirimleri bekliyorlar. Merkez bankalarından Fed için 5 tane 25 puanlık, Avrupa Merkez Bankası için 6 tane bekleniyor. Bu tabii biraz bu şekilde gelişmezse bu borsalara iyimser yansımıştı şimdiye kadar bu sene de. Gelecek sene biraz borsaların önüne fren koyabilir. Çok önden yüklemeli bir iyimser fiyatlama var faiz tarafında. Bana öyle geliyor en azından. Biraz daha temkinli davranacaklardır diye düşünüyorum. Senenin ikinci yarısında başlayacaklardır faiz indirimlerine. Ama Mart'tan itibaren piyasalar faiz indirimlerinin başlayacağını şimdiden fiyatlıyor diye söyleyebiliriz. En azından bulunduğu terminlerindeki gösterilen rakamlar bu yönde açıkçası. Daha sonra bize geldiğimizde bizim piyasalarımızda bir türlü istediğimiz momentumu yakalayamıyor aslında. Makro taraftaki bence iyileşmeler söz konusu. Daha önce endişe ettiğimiz birçok göstergede iyileşme var. En azından çok elle tutulur olmasa bile önümüzdeki dönemki enflasyonla ilgili beklentiler biraz daha gerçekçi bir şekilde iyimser olmaya başladı. Dış ticaretteki rakamlar iyileşiyor. Bu cari açık beklentilerimizi önümüzdeki sene için daha ılımlı bir hale
getirdiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası rezerv biriktirmeye devam ediyor. Brüt rezervler tüm zamanların en yüksek rakamı 100 milyar dolarda. Ama tabii ki net rezervde hala ciddi şekilde eksiğinde olmaya devam ediyoruz. Bunun toparlaması herhalde 1-2 seneyi alacak diye tahmin ediyorum. Yani 2018 öncesine geri gelmemiz. Ama Mayıs ayındaki rezerv eleştirilerini ve daha öncesindeki anlarken, iyileşme devam ederken hala bundan memnun olmayı çok anlamıyorum açıkçası. Senenin kapanmasına 2 hafta kaldı. Kur 28.99 seviyelerinde. Biz 29 lira, 29.5 liralarda kapanmasını bekliyorduk. Sanırım bu seviyelerde bir yerlerde kapayacak gibi gözüküyor. Sene olan kur tahminimiz 40.4, bunu hatırlamakta tekrar fayda var. Borsada geçen haftaya baktığımızda aslında zayıf başladıktan sonra perşembe günü bir toparlama yaşamıştık. Bankalar diğer sektörlerin hepsinden daha farklı ayrışmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Sanayi şirketlerinde genel olarak bir zayıflık var. Açıkçası endekste ağırlığı olan diğer petrokimya şirketleri de geçen hafta zayıf geçirdi. Tüpraş, Petkim, Sasa, onunla birlikte endeksin tekrar 8000'in altına geldiğini gördük. Birçok sebep konuşuyoruz ama geçen hafta aslında bahsetmediğim ama tekrar düşündüğümüzde en önemli faktörlerden bir tanesi de bu halka arz furyası tabii ki. Sene başından beri 49 şirket halka arz edilmiş. Yaklaşık Türk lirasıyla 68 milyar lira piyasalardan toplanmış. Ve önümüzdeki haftalarda da bu devam edecek. Yani bir iki tane yine büyük ciddi halka arz geliyor. Avrupa konutları gayrimenkul yatırım ortaklığı var sanırım. O 5,5 milyar falan piyasalardan toplayacak. Bu kadar hızlı ve büyük boyutta senenin tümüne baktığımızda halka arz olduğunda ve faizlerin yükseldiği bir dönemde yeni para girişinin olmadığı zamanlarda açıkçası borsanın performansını seyrelten faktörlerden de bir tanesi bu. Bu yeni halka arz açıldığı yapılan şirketler için de çoğu için uzun bir süre analistler tahmin yapamayacaklar, incelemeye başlamayacaklar vesaire. O yüzden fiyat hareketlerini hiçbir zaman net bir şekilde ya da şirketleri yakın zamanda anlamıyor olacağız. Bunlar da bir süre piyasadaki paranın aslında bizim daha iyi takip ettiğimiz, anladığımız şirketlere kanalize olmasında önemli faktörlerinden bir tanesi. 2024'ün halka arz takvimi de oldukça kalabalık gözüküyor. Yani biz bu hızla gidersek endeks neden bir yere gidemiyorum? Hep en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Yani bu piyasa gerçekten bu kadar fazla halka arzı kaldırabilecek derinlikte mi? Ondan hiç emin değilim açıkçası. Çünkü işte biz baktığımızda 500-600 milyon dolar yabancı yatırımcı girişi olduğu zaman seviniyoruz. Yabancılar geri döndü diye. Ama diğer tarafta da kendi iç dinlemeklerimizle piyasayı seyretmeye devam ediyoruz. Burada bunun önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Diğer her şey, jeopolitik konular vesaire, o bu, vergi gelir mi? 1 Ocak'ta uyandığımızda İnsanlar tabii ki hep sebepler bulmaya çalışıyorlar ama bu halka arz yoğunluğu ve piyasadan çekilen para gerçek ve tartışılmayacak bir konu maalesef. Dediğim gibi bu hafta bizdeki dinamik düşen işlem hacimleriyle de aslında kendini teyit ediyor. Eylül öncesinde günde 140-150 milyar TL'lik işlem hacimleri varken Cuma günü 70 milyar TL'ye düştü işlem hacimleri açıkçası. Tabii faizlerde geçtiğimiz 3-5 ay öncesine göre çok daha engelleyici bir
faktör. Yani fazla risk almayanlar paralarını alternatif olarak artık geçtiğimiz iki seneden farklı olarak faizde tutabiliyorlar belli. Bu da yeni paranın yasaya gelmesindeki engellerden bir tanesi. BIST 100'e baktığımızda sene başından beri %43, yani seneyi %65 enflasyonla kapıyor olacağız kabaca. Yani bu sene borsa enflasyonun altında bir getiri sağlamış olacak. O zaman ezber borsa enflasyona karşı en iyi kendini koruyan, korumanıza yardımcı eden araçlardan bir tanesi. Ezberi bu sene tutan bir ezber olmadı. O da neden? Evet, borsa enflasyonun başladığı dönemlerde çok çabuk kendini fiyatlayarak 2022'de olduğu gibi bu görevi sunuyor. Ama 2023'e baktığımızda aslında bizde enflasyonun daha karışık bir seyrinin olduğu, yani ilk 5 ayda düşüş trendinde olup sonra birinden tekrar sıçrama trendinde olduğunda fiyatlara artık şirketler bir önceki senedeki gibi fiyatlama avantajlarını ya da stoklardan gelen karları bilançolarına yansıtamaz oldular. O da biraz tabii ki şirketlerin performansı açısından hayal kırıklığı yarattığı dönemlerde oldu. Bu da bize ne şey yapıyor? Önümüzdeki dersimizi iyi çalışmaya devam edip bu yavaşlayan ekonomide hangi şirketlerde değer yaratmaya çalışacağımızı iyi gözlemlememiz gerekiyor. Önemli gördüğüm açıklamalardan bir tanesi Borusan Lojistik'in CEO'su. Son 2 ayda %15-20'ye lojistik ve hacimlerinde yurt içi %15-20'ye varan yavaşlamalar gözüktüğünü söyledi. Bu biraz alışmamız gereken bir durum. Önümüzdeki sene şirketler için her şey biraz daha yavaş olacak. Yavaş olurken karlar düşecek. O yüzden kar büyümesi borsanın destekleyici bir faktör olmayacak 2024'te de. Yabancılar gelirse Türkiye'nin yeniden farklı bir çarpanlarla fiyatlama olasılığı var. En büyük hikaye gelecek sene açıkçası o. Bir de sözlerime son vermeden, bu hafta Cuma günü biz kapandıktan sonra Moody's'in Türkiye'yi gözden geçirmesini açıklayacak. Orada da S&P gibi onlar da bizi durağına çekmişlerdi. Onlar da pozitif görünüme çekme olasılıkları yüksek. Ama S&P'de olduğu gibi kalıcı bir etki yaratması şu konjonktürde çok mümkün gözükmüyor. Ama Türkiye için biz doğruları yapmaya devam ettiğimizde bir not arttırımı, gerçek bir not arttırımı 2024'te masada olacağını düşünüyorum ben. Şimdiden hepinize iyi haftalar, iyi seanslar. Geri alıma devam eden şirketler vardı. MLP Sağlık 35 bin lot daha geri alım yaptı ve %8 kaldı sadece. Tamamlanma oranına göre bakarsak hani %8 daha yapınca bitirmiş olacak MLP. Yayla Gıda'da bir alım var. Bir de Şişe Cam'da var. Tamamlanma oranları da Yayla Gıda'da %17, Şişe'de de %25. Sabancı Holding'le ilgili bir tane yani haber çıktı Cuma akşamı. Sabancı Building Solutions'ın %10'luk payını 25 milyon euroya devretti. Bu tabii Ekim ayında aslında çıkan bir haberdi. Bu %10'luk pay devri 25 milyon euroya devredileceğine dair zaten haber çıkmıştı. O açıdan hani sürpriz bir haber değil aslında. Sabancı'nın net nakdini arttırıcı bir etkisi olacak. 789 milyon TL'lik bir bu satıştan dolayı bir nakit artışı olacak. Şirketin net nakdi zaten hani 5.9 milyar TL'ydi. Buradan da 800 milyon TL'ye yakın bir nakit girişi var. Net aktif değerine bakacak olursak çok ciddi bir etkisi olmayacak açıkçası Sabancı açısından. Ve haberde daha önceden de açıklandığı için tamamlandığı için süreç aslında. Yani nötr olarak değerlendiriyoruz çünkü tamamen hani beklenen bir gelişme olarak algılanabilir.
Onun dışında Alark Holding ile ilgili borsada işlem görmeyen hisselerini borsada satışa konu edecek bir açıklaması vardı. Leyla Alaton'un 6,53 milyon lotluk hissesi var. Vedat Akser Alaton'un da 4,44 milyon lot. İkisi toplam aslında 10,9 civarı milyon lota geliyor. Bu da şirketin ödenmiş sermayesinin %2,5'una denk geliyor. Şirketin şu anda halka açık kuru %33,62. Hani buradan 2,5 artışla işte %35-36'lara gelecek gibi halka açıkçası. Tabii yani bu tarz haberler açıkçası olumsuz etkiliyor hisseleri. Haber 5-5,5 arasında çıktı Cuma günü ve hisseler Alarko hisseleri düştü. Ciddi bir satışıydı açıkçası. Onun dışında Altın Kimya ile görüştük Cuma günü. Ondan bahsedecek olursak kısaca. Şirketin gübre üretimi var biliyorsunuz. O sekteye uğramıştı. Rusya'daki savaş dolayısıyla. Belarus'tan ham madde alıyorlardı. Ama o sekteye uğramış oldu bu savaş nedeniyle. Şimdi İsrail ile bir anlaşma yapacaklarını söylediler. Orada da gerçi tabii yine savaş durumu var açıkçası ama limanlar çalışıyor dediler ve liman tarafından bir aksama olmadığı sürece ki olmayacak gibi görünüyor. Yani o taraftan ham madde temininde sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorlar. Ton bazında bakarsak hani gübre tarafından 10 bin tonluk bu sene bir satış yapacaklar. Seneye de bunu İsrail'den alımlarla beraber yani 37 bin tona çıkarma hedefleri var. 2025'te de 50 bin ton. Bu ortalama satış fiyatı 600 dolardan hesaplarsak da fabrik marjı da bu gübre tarafından %30-35 kadar yüksek. Yani toplamda sırf o taraftan 2024'te 7-8 milyon dolar, 2025'te de 10-11 milyon dolarlık bir fabrik etkisi olabilir dediler. İhracat tarafında pek bir artış öngörüleri yok çünkü yani yurt dışı tarafın marjları daha iyi ve yurt dışı tarafta da pek sıkıntı görmüyorlar. Satışları ağırlıklı olarak yurt içinde yapıyorlar o yüzden de. Yani bu asıl tabii sodyum sülfat üreticisi Arkim ve sodyum sülfat tarafındaki pazar açıkçası çok iyi gitmiyor. 2022 daha iyi bir seneyken 2023'te sodyum sülfat tarafında biraz bir düşüş var açıkçası satış tarafında. Ama kağıt tarafı ve dediğim gibi gübre tarafı daha iyi gidecek gibi görünüyor. Yani ve büyüme o taraflardan gelecek açıkçası öyle görünüyor. Yani bu sene tahminimize göre hani 30 milyon dolar civarında bir fabrik yaparken seneye bir tahmin yaparsak aslında hani çok detaylı bir analizimiz yok ama bir 35 milyon dolar civarı bir seneye herhalde bir fabrik yapar gibi. 2025'te de 40-45 milyon dolara kadar hani çıkarma durumu var gibi görünüyor fabrik tarafında. Yani biz genel olarak açıkçası şirketi beğendik ama risk olarak tabii bu İsrail'den ham madde alımla ilgili sıkıntı yaşamayacaklarını söylediler ama yani orada da savaş da bir devam ettiği sürece ne kadar sürdürülebilir oradan ham madde alımı o sıkıntı olarak risk olarak hani duracak gibi açıkçası. Bir de tabii dolar bazlı satışların tamamı hani dolar kurunun hani aslında artışı bunlar olumlu etkiliyor genel olarak. Onu da söyleyebiliriz. Yani dolar TL'deki sabit gidişat veya düşüş diyelim. Hani negatif karlılık etkisi de yaratabilir. Kimde risk olarak hani böyle bir risk de var. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar günaydın. Ben de birkaç şeyden bahsedeyim. Öncelikle tabii geçen hafta zaman zaman dalgalar yaşadık. Ve örneğin işte Perşembe günü bayağı kötü giderken son dakikalarda yukarı giden bir piyasa oldu. Sonra ertesi gün yine işte hafta sonu girmeden önce yine biraz aşağı doğru geldi. Yani biraz böyle şey o sıkıntılı süreç devam ediyor ama bir taraftan da anladığım kadarıyla endeksin yönü şeyleri bakışları sürekli etkiler halde piyasada. O yüzden de piyasa biraz böyle yeni yıla girerken de kollayarak giriyor. Yani bir şekilde ne oluyor bitiyor diye biraz böyle endeks sanki piyasayı kendi şeyini yönlendiriyor gibi. Öte yandan makro tarafta çok ciddi şekilde olumlu gelişmeler var. Yani cari açık tarafından tutun işte rezervlere kadar. Bunlar da şu anda biraz hafif göz ardı ediliyor gibi. Ve şu anda borsa neredeyse yurt
şeye yılbaşından bu yana eksi de aslında dolar bazında bakarsanız. Her ne kadar Mayıs ayından bu yana toplansa da yani bunlar da çok fazla açıkçası çok dikkate alınmıyor henüz. Öte yandan faiz indirim süreci dünyada başlayabilir beklentisi oluşmaya başladı. Özellikle önümüzdeki yılın ortasından itibaren bunu da göz önüne aldığınız zaman yine piyasada bu da yansımıyor. Ki Eylül ayında hatırlarsınız çok daha iştahlı bir hava vardı. Burada yine belirleyici olacak işte Ocak-Şubat ayları olacaktır ama onun öncesinde de şimdiden yavaş yavaş hareketlenme de söz konusu olabilir. İç tarafta talep tarafında şunu görüyoruz. Yavaşlama var. Özellikle otomotiv tarafında ikinci el tarafında yani bu ticaret amaçlı alıp satanların kesildiğini görüyoruz. Bu aslında bir taraftan iyi haber. Öte yandan ev tarafında da işte ticaret amaçlı alıp satanların yavaşladığını görüyoruz. Zaten bu faiz artırımlarının ki %9'lardan geldi politika faizi %40'lara. Bunun da zaten muhtemelen etkileri bunlar. Zaten bu sayede işte tüketimin biraz yavaşladığını görürüz. Ama yine de elektronik tarafında beyaz eşyada biraz daha fazla belki yavaşlama var ama çok çok büyük hareketler yok. Yani şirketler bir şekilde bu yılı iyi geçirdiler her şeye rağmen. Geçiriyorlar da dördüncü çeyreğe de. Tabii ki mesele önümüzdeki yılın ilk yarısında ne olacak? Zaten bu iki şey söz konusu. Bir normalleşme, bir de talep ne olacak içeride ve dışarıda. Bunları göz önüne alacağız. Yine Ekonomi Bakanı, daha doğrusu Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in önümüzdeki yıl işte ihracatçılar yani şirketler ihracat yapma yolu bulsun yönündeki telkinleri falan da aslında yine sonucun yurt dışındaki gelişmelere bağlı olacağını gösteriyor. Yani aslında şu anda tam böyle herkesin biraz daha böyle tedirgin olduğu, kredili alımların zorlaştığı dönem daha çok böyle iyi nakit durumu iyi olanlar için aslında fırsat yaratıyor. Yani bu şeye bakarsak. Yoksa coşku başladığı zaman zaten çok da kolay olmuyor. Tabii ki yine seçicilik esas olacaktır. Birkaç şeyden bahsedeyim yine. Demir çelik tarafında HRC fiyatları 24 Kasım tarihi itibariyle aslında dip yapmış durumdaydı marjlarda. Şimdi önümüzdeki günlerde bazı görüşmeler yapacağız. Sizlerle de haberleşiriz zaten. Orayı biraz daha yani şöyle söyleyeyim. Şu andaki işaretler bana göre yılın ikinci yarısından itibaren çelikte toparlanma işaret ediyor. Yani daha alıcı gözle bakacağımız bir döneme. Ama prematür bir hareketten de kaçınmaktayız. Şunu görüyorum. Yani dördüncü çeyrekte çok iyi gelmez. İlk çeyrek orta çeker ama yavaş yavaş daha aşağı gelmeleri durumunda ki bence Erdemir bayağı geldi aşağı. Ya daha doğrusu epeydir buralarda. Erdemir gibi şirketler özellikle yurt dışındaki gelişmelere paralel olarak toparlanma sürecine gelebilir. Şu anda çok bu başlangıcındayız. Sadece ifade olarak şey yapıyorum. Önümüzdeki de günlerde değerlendirmesini yapacağız. Ama yani trade edilebilir görünüyor. Öte yandan bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Vestel elektroniğe. Bu önemli. Neden derseniz şirketin piyasa değeri 619 milyon dolar. Vespe'nin piyasa değeri 845 milyon dolar. Ve yani Vespe'nin %89'una da 81'ine de pardon Vestel sahip. Yani net piyasa değeri içerisinde ya Vestel'in bütün işlerini eksi 50 milyon dolar olarak değerlendiriyor piyasa şu anda. Tabii borçları da katmak gerekiyor. Borçlarla birlikte 1,5 milyar görünüyor Vestel. Şeyde Vestel beyaz eşyada 1 milyar. Bir kere Vestel beyaz eşyada ucuz kendi kategorisinde. Ama Vestel elektronik de özellikle ilk iki çeyrek kötüydü. Üçüncü çeyrekte toparlanma vardı. Biz dördüncü çeyrekte şirketle de konuştuk. Üçüncü çeyrek tabii çok iyiydi marjlar ama dördüncü çeyrek o kadar iyi olmasa da fena bir sonuç olmayacak. Yani dördüncü çeyrekten şu an için kestirmesi zor ama
Unutmayın, önemli bir ihracatçı bu sene. Onlar da iç talepten nasiplendiler. Yurt dışı biraz daha zayıftı. Beyaz eşya tarafı her zaman kuvvetliydi. Elektronik ve aslında en önemli gelişmeler de mobilite tarafında oluyor. Yani Vestel'de bir şeyler oluyor. Bunu derken de olma olasılığı olarak konuşuyorum. Bu satır aralarını okuyanlar bugünden sonra bizi biraz daha yakından takip ederler eminim. Ama ilk izlenimimiz 2024 yılı birçok şeye gebe olabilir. Yani Türkiye'de elektronik tarafında işte mobilite, bu mobilite deyince TOG'un parçalarını da veriyor, biliyorsunuzdur belki ya da bilmiyorsunuzdur. O taraf artı parite böyle giderse, Avrupa toparlanmaya başlarsa ve şirkette yönetimsel değişiklikler de oldu. Yani bu sene böyle biraz daha gündemde olacak bir Vestel'le karşı karşıya olabiliriz. Yani zaman zaman tabii Vestel'le iyimserleşmek riskli olabilmiştir geçmiş dönemlerde. Çünkü hala borç ve grup içi borçları söz konusu. Ama ben buradan itibaren bizi takip edenlerin ya da müşterilerimizin biraz daha alıcı gözle bakması. Çok fazla şu anda dediğim gibi durumu değerlendiriyor sadece. Ama bilsinler ki 2024 yılında hisse arayışı içerisinde olunduğu zaman Vestel ve Vestel beyaz eşya, Vestel elektronik tarafı dediğim gibi o konuda da çalışmalarımız olacak. Daha net göreceğiz. Oraya bir böyle ön bir bayrak gibi düşünebilirsiniz. Sadece net karlı hiçbir zaman çok net göremiyoruz biz. Ama daha iyi günler olabilir. Özellikle ihracatçı kanadında da önemli bir oyuncu olduğunu düşünürsek. Telekomlar yine 2024'te daha rahat olabileceğiniz hisseler. Bunu da dikkat çekelim. Orada da hareketli günler var. 2024 yılı cidden heyecanlı olacak. Yani iki şeyin örtüştüğü bir yol olacak. Büyüme bu sene iyiydi ama büyüme değil. Önümüzdeki yıl transaction dediğimiz ya da alış satış dediğimiz noktaların şey olacağı, daha önemli olduğu bir dönem. Ve yani ak ve karanın belli olduğu dönem olacak. Burada gerçekten biz de inşallah uzmanlığımızı, bu konudaki becerimizi kullanacağız. Çünkü düz yolda herkes gider. Önemli olan engebeli yolda gitmek. Bunun da altını çizeyim. Bunun öncesinde de çalışmalarımızı yapıyor olacağız. Asgari ücret tarafı konuşuluyor. Her yıl sonu olduğu gibi konuşulacaktır. Bu seçimlerden önce bir kere yapılacağı söylendiğinde, yani yine herhalde %45-50'ler civarında bir asgari ücret şeyi olacaktır. Bu da yine özellikle dar gelirliği rahatlatacak, tüketimi destekleyecektir. Ama zaten sokakları görüyorsunuzdur. Yani bir taraftan pahalılık var ama acayip de bir tüketim şeyliği hala var. Yani bu nasıl dengelenecek, bunu göreceğiz. İşsizlik var bir taraftan ama bir taraftan da iş gücü eksikliği var. Ya bunlar böyle her iş birbirine karışmış durumda. Bunlar hepsi tabii bu tip dönemlerin sonuçları. Yine perakendeler biz yine olumlu görüyoruz. Tüpraş temettü hissesi, Ereğli zamanı geliyor mu? Başlamaya, daha doğrusu yakınlaşıyor, onu söyleyeyim, net onu söyleyebilirim. Ama ilk önce şu şeyi de ilk etapta Tüpraş gibi hisselerden temettüden verilen verimle olarak hareket etme ihtiyacı olacaktır. Tofaş tarafında bu Stellantis olayı katalizör olacak. Oranın zaten pazar lideri olduğunu, yani çok büyük bir işlem olduğunu biliyoruz. Ama baştan beri de şirketin inancı da ya bunlar zaten baştan konuşuldu şeklindeydi. O yüzden biraz uzasa da yine orada negatif bir şey beklemiyoruz. Sentiment olarak tabii ki kafalar karışık. Yani burada bölge olarak yani karışık dediğim, işte cuma günü negatif olunca sentiment negatif oluyor. Bugün mesela, bugün yükseleceğiz örneğin. Şey oluyor. O yüzden karışık demekte ben fayda buluyorum. Yani burada yine hisse bazlı gitmek şey olabilir, söz konusu olabilir. Yine sentiment değeri hisselerden emlak GEO var. Telekomlar yine ilginç olacak. Bankalardan işte Garanti, Yapı Kredi, Akbank, İşbank, hep bütün bankalar radarda. Telekomlar radarda. Bugün Mavi'nin şeyi yüksek. Mavi de sonuçlarını açıklayacak.
Onun etkisiyle belki dikkat çekiyor. Onu ifade etmekte fayda var. Onlar normal açıklama dönemi farklı. Çünkü tam yılları farklı olduğu için şimdi açıklıyorlar. 1-2 aylık gecikmeli onların dönemi. Onun da dikkatini çekeyim. Sanırım bugün sonuçlarını açıklıyor olacaklar. Ve genel olarak yine işte ilaç şirketleri bazen dikkat çekiyor. Fiyat artışları olabilir mi? Beklentileri oluşuyor. Ama dediğim gibi bunlar her yıl sonunda olabilecek konular. Sadete gelecek olursak birkaç haftadır bayağı patinaj halindeyiz. Ama ben şu günlerde fazlasıyla iyi şeylerin görülmediğini, ana sebebinin de işte kredi faizlerin çok yüksek olması. İşte halka arzlar zaman zaman yorgunluk yaratıyor o doğal olarak. Ama yine iyi hisselerde olanların fark yaratma ihtimalinin daha olduğunu söyleyebilirim. Şimdilik böyle benim de söyleyeceklerim. Herhangi bir sorunuz ya da yorumunuz varsa buyurun lütfen. Merhabalar. Biraz önce de OSD verileri açıklandı. Baktığımızda Kasım ayında ihracat tarafında %3'lük bir daralma olduğunu görüyoruz. Özellikle binek araç tarafında %1, hafif ticari araç tarafında %9, ağır ticari azalış varken ağır ticari araç tarafında ise %26'lık bir artış var Kasım ayında. Böylece ihracat satışları %3 daralmış oldu Kasım ayında. Bu verilerle birlikte yılın 11 ayında ilk bakışta baktığımızda %6'lık bir ihracat artışı olduğunu görüyoruz. Üretim tarafında Kasım ayında yıllık bazda %4 bir artış var. Takip listemizde olan Tofaş ve Ford'a baktığımızda ise Tofaş'ta Kasım ayında yıllık bazda %61'lik bir azalma var. Ford tarafında ise %25 artarak 28 bin olarak gerçekleşmiş. 11 aylık rakamlara baktığımızda Tofaş tarafında ihracat öngörüsünün alt bandı yakalanacak gibi gözükürken Ford tarafında bir miktar aşağıda kalabilir. 335 bin, 345 bin araç seviyesinde bir ihracat öngörüleri vardı. Yılın ilk 11 ayına baktığımızda 283 bin adet bir ihracatta bir miktar altında kalabilir gibi gözüküyor. Tofaş tarafında ise 56 bin araç satışı gerçekleşmiş ihracatta. Öngörü 60-70 bin bandında alt bandını yakalayacaklar gibi gözüküyor. Söyleyeceklerim bu kadar şimdilik ama birazdan detaylı raporu paylaşıyor olacağız. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.